abiciğim geldi şöyle. Tabii sağ olsun. Bu ne? Pamuk şeker. Sevmez misin? Bilmem. Yemedim ki hiç. Sağlıksız değil mi bu? Ya bir ye bakalım. Şuna bak. Bu da fos çıktı bizimkiler gibi. Şeker ya sonuçta. Güzelmiş. Niye bu kadar kötülediyse anne? Sana bir şeyler söylesem kızar mısın? Kızmam. Seni anlıyorum deme yeter ki. Yok ya. İnsan şanslıysa dünyada bir tek kendini anlar. Bence. Onu da yanlış anlar. Bir söz okumuştum. Çok iyi gelir böyle zamanlarda. Söyleyeyim mi sana da? Söyle. Derdin kendinden. Bilmiyorsun. Derman sensin. Görmüyorsun. Sen kendini küçük bir şey sanırsın. Oysa koca bir evren var içinde. Dert ben miyim yani? Bunu mu anladın Naz? Ne anlayayım? Yani diyor ki, yara da sensin, merhem de sensin. Seni ayakta tutan ne İncil'e ne Mete. Veda etme çocukluğunu, bırakma çocukluğunu. Ama o çocuk düştüğünde, o çocuğun yaralarını sen sarmak zorundasın. Bazen insan yaralarını kendi başına sarmak zorundadır. Mete, İncil'e. Senin annen değil, baban değil, her şeyin değil. Kimse kimsenin her şeyi olamaz. Bazı insanlar vazgeçilmezin oluyor ama. Ben onları silemem ki. Ne yapacağım? Ben de bilmiyorum ne yapacağım. Ama anlamaya çalış, affetmeye çalış. Yalnız ayağa kalkamayacağından korkma. Korkmuyorum. Senin yanındayken cesur hissediyorum. Diğer gerçekten kusura bakma ya. Görüşürüz. Ne diyor? Sensiz batmadık bu kadar yıl. Sensiz de iki günde batmayız diyor. Ne? Öyle mi diyor? Arayayım bakayım lan. Hayır hayır. Hayır işine bak tamam diyor. Ve Beray'da öve öve bitiremedi. Ya ben de dedim ki bu kadar densiz değil ya bu diyar. Neyse. Biraz daha iyi misin? İyi. Pamuk şeker iyi geldi. De. De? Kadir benim annesine ev bulmam gerekiyor. Sığınakta kalamam malum. Eve de gitmek istemiyorum. Annem var orada. Maaşımın yetmeyeceğini biliyorum. Biraz halkla ilişkilendim artık. Bizim şirketten avans isteyeyim diyorum. Maaşımı öderim yavaş yavaş diyorum da onu da hemen yapamam ki. Naz bence sen var ya çok kısa bir süre içerisinde kendi yerini aşabilecek potansiyeldesin. Yani ben o kadar inanıyorum her zaman. Yani maaşın falan yani katlanır gider bunları hiç düşünme. Bu süreçte de ben sana borç veririm. Dert etme. Bir insan 23 kere aranmaz ki ya. Azarlayamadı ya o kaldı içinde. Meraktan durum. Benim annem merak etmez. Çıldırır, delirir. Onun şuursuzluğundan sen de nasibini aldın. Takma lütfen. Saçmalama canım anneler takılır mı ya? Benimki de sana az şov yapmadı. Yani benimki kadar üstüme gelmedi ama değil mi? Özür dilerim. Saçmalama bu özür dilenecek bir şey değil. Tamam. Seninkinde birazcık üslup sıkıntısı var. Dili sürekli böyle gülle fırlatıyor. Ama baktığın yere odaklanırsan haklı. Nasıl? Hani onların gözünde bir erkek bir kadın arkadaş olamıyor ya. Onların gözünde. Onlar da bizden korktular. Biz kadın erkek iyi arkadaş olduk. İyi arkadaş. Değil miyiz? Olduk. Olduk.
Olduk. Sen o kolyeyi de... Şey işte o gün canın çok sıkkındı, biraz moralini yükseltmek için verdim. Kalp var kolyede. O da işte kalbini ferah tut falan demiştim ya işte. Şaka da kaldıracak durumda değildim o gün. Şaka yaptım. Yersiz bir şaka. Arıyor yine. Aç, benim annem olsa şimdi belediye arabasıyla anons geziyordu, anons çekiyordu bize. Kapattı. Tamam sen ara. Ara Naz. Bak senin en sevdiğim özelliğin, kafa göz dalıyorsun. Dalıyorsun ama anlatıyorsun. Ara anlat. Anlamıyorsa bir daha anlat. Anlamıyorsa bir daha anlat. Dünyadan geçeriz, annelerden geçemeyiz. Bu böyle bir şey. Arıyor. Neredesin? Öldürecektin beni meraktan. Neden açmıyorsun kızım? Açtım işte. Neredesin? Kızım ne olur cevap ver. Merak ediyorum. Neredesin? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Sahildeyim. İyiyim. Kim var yanında? Anne, sorgu için aramışsın sen. Tamam, tamam mı? Dur, gerçekten. Yapma, kapatma. Neredesin? Konum at bana, ben yanına geleceğim. Merak ediyorum, yanında olmak istiyorum. Peki, tamam atıyorum, görüşürüz. Yakınlarda mıymış? Bilmiyorum. Ben gideyim. Nereye gidiyorsun? Ya bir sürü olay oldu şimdi, benim yüzümden de olan oldu. Gelecek haklı haklı konuşacak kadın. Beni de biliyorsun, ben de susamam. Beni yalnız mı bırakacaksın şimdi? 5 dakika daha kalsan, lütfen. Arkadaşız diyorum sana, nesini anlamıyorsun? Arkadaşız. Ben tanıyorum oğlumu. Sen onu benim külahıma anlat. O incila nasıl da seni böyle parmağında çevirdi ama. Ha? Bir de Naz'ımız mı çıktı şimdi? Ha? Adından belli zaten. Naz. Ya sen Naz'ı tanıyor musun? Nasıl tanımıyorsun, etmiyorsun, yargılıyorsun? Bak insanları tanımadan etmeden yargılama. Naz'la sen ne kadar vakit geçirdin? Ne yaptın da Naz'a bu kadar doldun? Naz iyi bir insan, hoş bir insan diyorum, güzel bir insan diyorum. Bak bak bak, nasıl savunuyor bir de. Ya savunacağım tabii, arkadaşım çünkü. Sen onu benim külahıma anlat dedim. Ya tamam, tamam. Aşık oldum. Oldu mu? Aşık mı oldun? Aşık oldun diyor mu ya? Ne demek aşık oldum ya? Oğlum sen beni öldür. Öldür burada. Çenemi bağla, pamuk 60 kura. Olacak dua değil zaten anne. Ben anladım. Sen de anla. Kendini de gereksiz yere üzme. Naz'ı da kötüleyip durma artık, yeter. Baksana ya, bu fiyatlar doğru mu? Ben acaba yanlış mı okuyorum? Sen yine yüksekten uçmuşsun Karaşahin. Yarın gel, nereden uçmam gerektiğini göster yine. Olur. Ne zaman istersen. Sabah erkenden.
Her zaman emrinize amadeyim. Eski. Bunun hep değişmesi lazım. Ne oldu? Bir şey olmadı ya, bir şey olmadı. Aklıma bir şey geldi de. Ben de bu aralar seni bayağı yordum değil mi? Saçmalama canım, olur mu öyle şey? Ne olacak? Değil mi? Arkadaşlar niçindir zaten? Evet, arkadaşlar niçindir? Yani ne diyeyim ki eve? İçerisi çok kötü, mutfak çok kötü, banyo çok kötü. Yapılacaklar çok fazla, tadilat gerekiyor. Sadece gelirken bayağı bir kafe gördüm ben. Sosyalleşebilirim diyebiliriz. Aha evet, ya bir sürü kafe var ha. Bir sürü kafe var. Sosyalleşmek için falan harika bir mekan da sen çalışıyorsun. Güç nasıl vakit ayarlayacaksın? Canım sürekli çalışacak değilim herhalde değil mi? Yani boş olduğum vakitlerde de yeni bir çevre edinirim, sosyalleşirim. Evde bir başıma oturacak değilim. Bu arada apartmanda genç nüfus var. Özellikle bölgemizde genç ve bekar arkadaşlarımız da var. Öyle mi? Evet. Sen tam olarak ne iş yapıyorsun abim? Ha? Hem mahallenin çöp çatanı hem de emlakçısı mısın? İkisini bir arada mı götürüyorsun? Ne yapıyorsun sen tam olarak mesela? Diyelim ki bu kız bekar istedi. Sen bunu bekar mı ayarlıyorsun? Nedir? Beyefendi siz yanlış anladınız. Hanımefendi ben sosyalleşmek deyince hani dedim iyilik yapayım. Yani ben birlikte olduğunuzu bilmiyordum. Kusura bakmayın. Aha yo biz zaten birlikte değiliz biz. Bize baksana biz. Arkadaşız. Çok yakın arkadaşız hatta. Kankayız. Değil mi? Sen burayı sevdin mi? Ben hiç sevmedim açıkçası yani. Beni bir darladı böyle. İçeride kertenkele yuvası gördüm. Böcek ilaçlaması var mı? Rutubeti var mı? Depreme dayanıklı mı falan filan. Ayrıca bu kafeler bölgesi çok dar geldi bana. Sen bir bozuldun mu ya? Ben mi? Bozulunca bir şey bozulmuş gibi mi oldu? Bilmem. Bozulmadım. Bu arada bir dairemiz daha var. İsterseniz onu da gösterebilirim. Biraz küçük, 1+1 ama eşyalı. Bence hiç girmeyelim ya. Ha? Ne diyorsun? Dar buranın evleri dar. Bu kafeler bölgesi gerçekten çok dar. Sen saraylarda büyümüş, şatolarda büyümüş kızsın. Buralar seni barlar, darlar, darlar. Herkes de çok biliyor. İnanır mısınız? Herkes de çok biliyor. Ben bakmak istiyorum. Tabii ki. Hemen tabletten gösteriyorum hanımefendi fotoğraflarını. Sen niye takıldın ya? Ben mi? Bir şeye takmış gibi miyim? Takıldın. Takıldın sen gibi. Yani sen demiyor muydun? Hayatına devam et, iyileş diye. Kıskanma arkadaşım. Arada gelirsin sen de. Arada mı? Arada ya. Hani sen zaten işime döneyim deyip duruyorsun. Ben de seni çok oyaladım. Daha fazla oyalamayayım istersen. İşte bu ya, işte bu. Ay çok tatlı. Salonu çok güzelmiş gerçekten. Eşyalar da çok güzel, baksana. Ben çok beğendim, gerçekten çok beğendim. Vallahi kaydır çıldır. Banyosuna bak. Güzel. Benim bu telefona bakmam lazım. Hemen geliyorum. Buyurun. Bu arada balkonu var evin ha. Güzel gayet. Bunu alırsan falan çıkarsın. Bunu alırsam arkadaşlarımı çağırırım. Yeni arkadaşlar. Zaten eskilerden kim kaldı ki? Sen de öyle ha deyince gelemezsin. Niye ki? Canım işin gücün var. Habire böyle benim peşimden koşturup duramazsın. Ki mecbur da değilsin zaten. Bir de annen şimdi yanlış anlıyor, rahatsız oluyor. Ben senin kısmetine hiç mani olmayayım. Yok ya, benim hiç öyle şeylerle işim yok vallahi. Hmm. Neden ki? Naz, ben aslında sana bir şey söyleyeyim. Çok pardon. Efendim anne. Neredesin oğlum? İşim var. Ne işin var? Bana bak. Naz'la mısın yoksa? Eğer Naz'laysan çık yanından. Ayrıl hemen. Ölümü gör. Hasbinallah, hasbinallah. Bak ant içirdin bana. Ölümü gör dedim. O kadar. Sen tamam mısın eve? Okey değil mi her şey? Yani ona göre ben kontrat işlemlerini halledeyim. Sonra da yavaştan kaçayım. Sen de dinlen. Bir şey olursa beni ararsın. Ben gelirim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim.
Görüşürüz. Görüşürüz. At kuyruğunda kelebek yaptılar benim melaike oğlumu. Alo. Alo, merhaba, ben Naz. Naz mı? Sen beni niye arıyorsun kızım? Konum atsam gelebilir misiniz? Ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum da. Gelirim, gelmem mi? Tabii, ben de seninle konuşmak istiyorum. At konumunu bakayım sen, at. Bir de ayağına çağırıyor haspam. Güzel oldu. Ay, ne yaptı bu, gelmeyi mi unuttu ya? Az mı geçti acaba? Hoş geldin. Hoş buldum. Çok hoş olmuşsun. Yani her zaman güzelsin de bugün ayrı bir hoş. Ben susayım mı ya, ne yapayım? Gelsin. Sen mi hazırladın? Evet. Hepsini. Nasıl? Çok güzel. Benim için mi? Yeni arkadaşlarım için. Ha, arkadaşlar. Kim gelecek başka? Şaka yaptım. Şaka. Bu arada bitmiş her şey, tamam herhalde, eksik edik bir şey var mı? Hayır, yok. Sadece şu ampul kaldı işte. Rahat ol. Emlakçı uyarmıştı da gelmeden önce, şimdi takar. Halledeceğim şimdi, rahat ol. Ay. Bir şey yok. Bir şey olmaz. Bir takacağım, her yer aydınlık. Çözeceğiz. Ay, iyi misin? Şaka. Ben yerleri temizleyecek bir şey getireyim. Zaten sabahtan beri temizlik yapıyorum. Nereye gidiyorsun ya? Şu hediyeni açmayacak mısın? Yemekten sonra verecektim ama şimdiye kısmetmiş. Hadi gel beraber açalım. Küçük bir ev hediyesi. Allah. Bakalım. Pek de küçük değil ama. İşte bakalım. Yardım edeyim ben de. Olur. Ya alet nalet, hem yeri süpürüyor, hem vakumluyor, hem siliyor ya. All in one. Artık yer bez düşünmek zorunda kalmayacağım. Nasıl? Çok teşekkür ederim. Gerçekten en ihtiyacım olan şey.
Oturdu. Oturayım değil mi? Evet, paltonu da alayım. Vereyim. Hadi geç. Bir maşallah alırım. Hocam kim? Çattık ya. Kesin kafadan noksan bu kız. Hocam diyor bir de. Ay ben bir ellerimi yıkayayım. Allah Allah. Tadam. Allah Allah. Enteresan. Şimdi bir saniye ya. Bunların hepsini sen mi yapsın? Evet, bunu ben yaptım, bunu da ben yaptım, bunu da ben yaptım, bunu da ben yaptım. Ama asıl sürprizi finale sakladım. Buyur, bir de sürpriz de mi var finalde? Evet. Ne sürprizi? Sürpriz o. Söyle ya. Sürprizler söylenmez. Aferin. Hadi yemeğini ye. Tamam, bakalım. Şundan başlayayım, bismillah. Beğenmedin. Çok iyi. Bu çok iyi, yemin ederim. Çok iyi. Ne sandın? Vallahi yemin ediyorum, ne sandım biliyor musun? Gelmeden önce zoraki kibarlıkla beğendim numarası falan yapacağım sandım. Ama hiç öyle bir şey yok. Bana bak, tok gelmedin değil mi? Yok asla. Yani senin o kadar emeğin var. O emeğinin benim başımın gözünün üstünde yeri var. Allah'ın gücüne gitmesin. Zehir olsa yerdim diyeceğim ama bunlar hiçbiri zehir değil. Zoraki beğenme yapmıyorsun ama değil mi? Beğendin, gerçekten beğendin. Sen yedin mi hiç yaparken? Baktın mı tadına? Hayır, şimdi de heyecanlandım. Bir bak. Unuttum. Baksana. Bakayım. Hadi. Nasıl? Üf. Çok iyi değil mi ya? Çok iyi. Çok iyi. Muhteşem olmuş. Biraz da acı böyle. Bana bak be. İnsana yapamazsın, yapamazsın dedim. Nasıl yaptım ama? Bence Naz istediği her şeyi yapabilir. Yeter ki istesin. Hadi, hadi, hadi. Yemeğini ye, hadi. Çabuk bitir, ben finali bekleyemeyeceğim. Hani yarım saatte bitir, hesabı ödeme olayı var ya, onu yap. Challenge. Evet. Ben bu challenge'a yokum. Ne? Çünkü bu yemek benim için çok özel. Ben böyle tadını çıkara çıkara doyasıya yemek istedim istedim. Oho! Oh, wow. O ne? Hadi ya ama, hadi ya ama. Ne? Sen mi yaptın bunu? Evet, ben yaptım. Ya şaka. Şaka. Ya senin bana hiç inancın yok mu? Hayır ya, benim sana her zaman inancım sonsuz. Bunu her zaman söylüyorum da ya. Bunların hepsini tek bir günde ilk denemede nasıl ya... Sen sus da şunun bir tadına bak. Bu senin beğenme tepkin. Bir şey diyeceğim. Sen kesin beni saf gördün burada kekliyona. Hayır. Ellerimle yoğurdum bunu, şerbetini kendim döktüm. Hepsini ben yaptım. Annen Kadir çok seviyor, yapar mısın dedi. Yaparım dedim. Annem mi? Annem mi aradı seni? Hayır, bana yardıma geldi. Nasıl ya, annem yardım... Bir GSS yap dedim. Ne? Gelinin olabilir miyim, bir bak dedim. Nazım. Ben de kafa mı buluyorsun? Hayır, tam olarak böyle demedim de. Beni bir tanına, bana bir şans ver dedim. Sonuçta annemi açtım. Bir tek senin annen kaldı. Açtım. Kadir. İlanı aşkı babama değil, bana etmen gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Ben bu kalbi kankan olarak takmak istemiyorum. Eğer beni seviyorsan söylemenin tam sırası. Nasıl?
istemez. Ben sana çok aşık oldum Nazlı. Ne yaptınız? Naz'la hiç konuşabildiniz mi? Dede çok üzgünüm. Seni de çok zor durumda bıraktım. Herkese karşı çok mahcubum. Keşke böyle... Bırak artık keşkeleri kızım. Hepimiz artık yani önümüze bakmak için bir yol bulacağız. Ama biliyorsun değil mi? Sizin ilişkinizi önce Naz'ın kabul etmesi lazım. Etti. Etti ama beni affetmiyor. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ben aslında buraya seni ne konuşmak için çağırdım. Sizin Mete ile ilişkinizi Kadir bilmiyor mu hala? Biliyor. E ne diye hala dibinizde dolaşıp duruyor kızım? Oradan başımıza bir maraz çıkmasın. İncilem, bak kızım. Ben her şeye rağmen hala senin arkanda durmak için gayret ediyorum. Ama yeni bir yalanı, bir sırrı daha duymak istemiyorum. Yoksa sonra buluşuruz ha. Kadir deyince niye sustun sen? Biliyor. Ya, konuştum ben, her şeyi anlattım. Buraya geliyor ama benim için değil. Sen nasıl bir sinsirelle çıktın ya? Sana mı kaldı bu konuyu konuşmak? Naz, ne demek bu? Dedeme beni mi ispiyonluyordun? Kızım yok öyle bir şey. Nereden çıkardın bunu? Kavga çıkartmak için yer mi arıyorsun? Hayır, o meselenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Naz, sen yanlış anladın. Biz başka bir şey konuşuyorduk. Hı, sen hep yanlış anlaşılırsın zaten değil mi? Mazlum incik. Kendine vize çıkarmak için yine beni mi harcıyorsun burada? Kızım yapmayın böyle ama. Bak beni ikinizin arasında bırakmayın böyle. Ben taraf olamam. Ben ikinizden birini seçemem. Siz söyleyin ben ne yapayım? Ne yapayım ben? Dede sen bir şey yapma. Sen tarafsız kal. Bu bizim meselemiz. Biz hallederiz Naz'la. Benim seninle hiçbir meselem yok artık, tamam mı? Ben sen değilim. Kendine karıştırma beni. Zaten dedemle konuşmaya geldim ben buraya. Naz. Kızım siz neyi tartışıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Dede. Ben ilk sana geldim. Senden yardım istiyorum. Annem direniyor ama eğer sen kabul edersen... Neyi kabul edersem kızım? Dede ben Kadir'i seviyorum. Naz ne saçmalıyorsun sen kızım ya? Babamın sesi mi bu? İyi de niye bağırsın böyle ya? Dede sen şuna bile böyle tepki vermedin ya. Kızım sen ne anlatıyorsun ya? Dede bir sakin olup dinler misin Naz'ı? Sen var ya ağzını bile açma. Bu benim meselem. Karışma sakın. Naz zinhar olmaz kızım. Dede neden? 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 Kızım bak yaralısın biliyorum tamam. Ama sen Mete'yi de inat ettin biliyorsun ya. Kaç kere karşı karşıya geldik. Ya bana kalsa istemeye geldikleri günü seni vermezdim ben onlara. Sana kıyamadım. Şimdi de bunları inat ediyorsun kendine. Yok olmaz kızım olmaz. Kabul edemem ben bunu. Bu öyle bir şey değil dede. Bu öyle bir şey değil. Ben biliyorum seni kızım. Ben seni sokakta bulmadım. Dede bu sefer çok farklı. Yemin ederim sana. Hayır kızım sen şu an sağlıklı düşünecek durumda değilsin. Lütfen konu kapanmıştır. Ya neden neden beni dinlemedin bile İncil'e yalnız karşıda konuşuyorsun ama. Ya ne oluyor gene burada? Ne bağırıyorsunuz? Yok bir şey ya. Ya ne demek yok bir şey? Delilendin mi sen yine? Ben aslında sadece... Ya her zamanki saçmalık işte. Çocuklar böyle saçma sapan şeylerden kavga ediyorlar. Beni de iki dakikada delirttiler burada. Nasıl? Konu kapanmıştır kızım. Ben bir sakinleyeyim sonra konuşuruz tamam? Nasıl sen benimle gelsek mi dışarı? Hadi. Müsaadenizle. Bu senin mesele mi? Ne oğlum böyle kaş göz yapıyorsunuz bugün? Daha çok... Naz'la Kadir'in meselesi gibi. Naz'la Kadir'in meselesi mi? İnanamıyorum sana ya. Getiriyorsun Kadir'i, yetmedi. Seçe seçe bugünü mü buluyorsun dedene Kadir'in aşkını söylemek için? Günün sorun ya. Naz'cığım. Gün falan sorun değil. Biz seninle ne konuştuk kızım? Ya sana dedim ki benim biraz zamana ihtiyacım var sizi kabul edebilmek için. Sen beni aştın, dedene gittin anlattın. Anne, bu evde Mete ile İncil'e kabul edildi ya. Biz niye kabul edilemeyelim?
Benim sorunum açık açık konuşmak mı yani? Hani sen ayrıca hani sen beni anlamaya çalışacaktın biraz. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Ben Kadir'e hayır demiyorum kızım. Neyi duymak istemiyor senin kulakların? Zamana ihtiyacın var. Dur bir sakin ol, bir kalbinin sesini dinle. Böyle yaldır yaldır koşmak ne demek ya? Ben çok eminim. Hislerimden çok eminim. Sen de Kadir'e biraz şans versen. Nazlıcığım, ben Kadir'i kabul etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ama sana tekrar ediyorum, zamana ihtiyacımız var. Bir hafta oldu daha konuşalım. Biraz sakin. Ayrıca da o Yüksel'i falan sakın benimle muhatap etme. Bak o da ayrı bir konu. Yapacak bir şey yok anne. Anneler de pakete dahil. Ne yapalım? Hem Yüksel Hanım iyi bir insan. Sen de zor birisin. Anlaşırsınız siz, halledersiniz. Ne ara hanım oldu ya bu Yüksel? Bana bak, sen halayını çek Yüksel'le, benim umurumda değil. Bana bulaştırma. Ne oldu? Oyuncak gibi oynayacaktın. Bana söyledikten sonra koşa koşa ona gidip açıklayacaktınız. Ne oldu? Olmadı değil mi? Eğer Yüksel Hanım'ın engelleyeceğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Boşuna ümitlenme. Sen kendini hazırla, dedemi de hazırla. Tamam mı? Yani ben de Mete'nin yaptığı gibi elini tutup gitmek istemiyorum Kadir'in. Ama iş o noktaya gelirse yapacak bir şey yok. Ben hiçbirinizle küsmek istemiyorum, hiçbirinizle. Ama ben her şeyi göze aldım anne. Bravo. Merhaba Atıf. Ha, bir taşla iki kuş. Ne bakıyorsun ya? Ha, ne bakıyorsun ya? Çocuklar bile barıştı. Size ne oluyor? Anlamıyorum ki ya. Size ne oluyor? Kızım bak, eğrimiz doğrumuz belli. Ama bizim niyetimiz de belli. Babaannen de belli. Bak, siz ne yapıyorsunuz? Herkesi barıştırmak için çalışıyorsunuz değil mi? Evet Ziya Bey ama... Babaannenin suçu ne? Özür dilerim. İkinizden de çok özür dilerim. İncil'e, sen çok haklısın kızım. Sözlerinle bana öyle tokatlar attın ki. Ben senin iyiliğini düşünmekten seni düşünemedim. Bunu da fark edemedim hiç. Affet beni. Bir noktaya saplanmışım. Diğer bütün ihtimaller görünmez olmuş. Fark edemedim bunu. Bilemedim. Ben mutfağa bakayım. Kızcağız da Naz'la Kadir için çırpınıp duruyor. Hafife otur sen de şuraya. Yani ne diyorsun sen? Tuhaf tuhaf konuşuyorsun yani, sanki bu işin oluru var gibi. Atıf, yol boyu düşündüm. Ha, biz seninle ikimiz inatçı keçi gibiyiz değil mi? Peki ne geçti elimize inatçı keçilikten? Her tarafı kırdık döktük. Şimdi bu çocuklar da mı aynısını yapsınlar? Bak, bu gelişmeler ne gösteriyor bize? Yaradan bunu istemiyor. Yani bu çocukların önünü açın diyor. Bunların önüne engel koymayın diyor. Buradan bu anlaşılmıyor mu? Atıf, sen bize neden küstün? Bana hala kızgınsın. Şimdi aynısını yapıyorsun. Nesi aynı ya? Ben hayatlarına müdahale etmiyorum. Bu böyle her zaman önce konuşur, sonra düşünür. Teh, dinime küfreden bari Müslüman olsa ya. Ayrıca bu müdahale değil, koruma, koruma. Ne bakışıyorsunuz siz ya? Sen böyle konuşursun, konuşursun, sonunda dönüp yine bizimle aynı noktaya gelirsin ya, değil mi? Ziya, sen nesini hafife alıyorsun bu durumun? Ya Atıf, ben artık hiçbir şeyi ciddiye almıyorum ya. Almıyorum. Bugüne kadar ciddiye aldık da ne oldu, ha? Bak, kendi hayatımızı mahvettik. Şimdi sizin aranızda olup bitenlerin aynı bunların arasında yaşanmasını da mı istiyorsun yani? Bunlar da mı böyle bir zaman kaybetsin istiyorsun? Gerçek olduğunu ispatlamak için bunlar da mı sizin gibi bir ömür harcasınlar? Ne biçim konuşuyorsun ya? Ben gidiyorum. Siz de bu meseleyi konuşmadan buradan dışarıya çıkmayın, tamam mı? Bu meseleyi kendi aranızda halledin. Senin kafa da gitmiş iyice. Ziya, zorla güzellik olmaz. Şimdi bana bakın ikiniz de. Ben yeteri kadar sizin vebalinizi taşıdım. Şimdi öte tarafa gidince de bu ihtiyarın benim yakama yapışmasını istemem, tamam mı? Onun için oturun burada, adam gibi bu konuyu çözün. Tamam mı? Hayır.
Görüşürüz. Konuyu çok abartmadın. Örtbas ediyoruz, tamam mı? Ben heyecandan titremeye başladım. Bir elim yüzüm yıkayım, ondan sonra okuyayım. Oh! Oh, iyisiniz, iyisiniz. Çok şükür, çok şükür. İyiyiz ya, bir şeyimiz yok. Kadir, gel bakayım sen benimle. Gel, 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 gel. Ne oluyor ya, nereye? Ne diyeceğiz siz ikilere Naz? İdare edin işte. Bana bak, çocuğa bağırıp çağırıp ortalığı ayağa kaldırma ya. Çok korktuk. Çok korktuk, aklımız gitti ya. Kötü bir zamana denk geldiniz. Ya sen bana söz verdin, nasıl böyle bir şey yaparsın? İncile, bu işin raconu. Dedem ölmedi diye tekrar üzerimize gelmek isterler. Bir şey yapmam lazımdı. Ya oklar sana dönerse? Ya sana zarar vermeye gelirlerse? Bitti bu iş. Tamam. Nerede millet? Bahçedeler. Hah, hadi gidelim. Sen bana bir çay yap. Gel. Gel, kahve de olabilir. Mete ya. Çay mı, kola, bir de kahve mi? Bana çok kızgınsın, biliyorum. Çok korkuttun beni çünkü. Bak, bir daha böyle bir şeye kalkışırsan gerçekten gider annene söylerim seni. Tamam, tamam. Bir daha böyle bir şey çıkarsa ben Mete'ye derim ki, Mete kardeş böyle bir şey çıktı. Sen ilgilenir misin? Bir dayak mayak yenecekse yani hiç uğraştırma beni. Hayır ya, hayır, ikiniz de girmeyin böyle bir şeye. Bak ben çok korktum, yüreğim indi ya, kalbim duruyordu ya. Çok korkuttun beni. Özür dilerim. Akşam dedelere hazır mısın? Hiç değilim ya. Sabahtan beri daha sonra... Ya Allah, bu arada çok güzel olmuş. Şeyleri de yaptı valla. Sen börek de mi senin için? Evet, hepsini ben yaptım. Kırmızı domatesle mutlaka önermiş. Çok güzel. Sen bundan ister misin? Şampiyonlar Ligi. Heyecanlı mısın? Acayip heyecanlıyım. İştah hiçbir şey kalmadı böyle var ya. Ben de çok heyecanlıyım. Ama atlayacağız havuz atlar gibi. Ya. Atlayacağız, halledeceğiz. Yapacağız. Sen yapacağız. Yapacağız, yapacak bir şey yok. Halledeceğiz. Ben atlıyorum hatta. Yap, ben gidiyorum. Tamam hadi yap. Dur ya da. Yap ya, yap. Yapıyorum. Dedeciğim, izniniz olursa ben bu akşam bir konuşma yapmak istiyorum. Elbette kızım. Zaten gecenin mimarı sen değil misin? Sen konuşacaksın tabii, hadi. Herkes bana bir bakabilir mi? Bir şeyler söylemek istiyorum. Ailemi böyle mutlu ve bir arada görmeyeli bayağı bir zaman oldu herhalde. En son çocukluğumda görmüşümdür belki de. Dedelerim, sizi tekrar böyle şakalaşırken, sohbet ederken görmek o kadar güzel ki. Abi. Hep beraber mutlu olmak çok güzel. Tabii bu masaya öyle kolay oturmadık. Yine de hep beraberiz, değil mi? Bizi bir araya getiren bu hoşgörüden ben de isteyeceğim bugün. Biz birbirimizi seviyoruz. Ve izniniz olursa biz evlenmek istiyoruz. Naz, ne yaptın? Yaptım. Yaptın. Yaptım, gitti. Yaptın da keşke o kısmı ben söyleseydim. Bir şey olmaz bence. Allah. Sakin ol. İsteme gibi oldu. Farkındayım. İsteme gibi oldu. Cümleleri ben kursaydım biraz daha doğru anlatabilirdim. Çok sertler. Bir şey kaldım. Sakin ol. Yani böyle bir akşamda böyle bir emrivaki hiç beklemezdim ben. Evet ya. Büyük saygısızlık. Biz seni delikanlı bildik, evimizi aldık, ailemizin içine soktuk. Evladım, bu cüret nereden geliyor?
Ne demek ne cüret? Siz benim oğlumu beğenmiyor musunuz efendi? Anne dur, sırası değil. Nasıl yani? Herkese olan anlayış bir tek bize mi yok? Ben onu seviyorum dede. Atıf babacığım, sözünüzü çiğnemek istemem ama kızımın mutluluğunu destekliyorum. Ben hayattayken zinhar olmaz. Tamam. Delikanlı çocuksun, eyvallah. Ama sen Kaftanlı ailesinin torununa ne verebileceğini sanıyorsun ha? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen bu cesareti nereden alıyorsun oğlum? Dede ne diyorsun? Ne demek ne sanıyorsun canım? Biz de Düzce'nin ileri gelen ailelerindeniz. Siz bizi buraya eziklemeye mi çağırdınız oğlum? Konuşuyor bu insanlar ya. Ya dede gözünü dede, seveyim bu yakışmıyor ya. Karışmayın. Atıf doğru söylüyor. Sen bunları duymak için çağırdın bizi buraya değil mi? He? Al işte. Duy bunları, duy. Biraz kalıbının adamıysan kalıbına yakışanı yap, çık git buradan. Dede ne yapıyorsunuz ya? Kim ne derse desin kalbinin sesini dinle. Bence herkese rağmen elini tutabilirsen bir gün her şeye rağmen kabul edilirsin herkes tarafından. Kadir, çık git diyorum oğlum. Yürü oğlum. Yürü. Yürü. Gitmiyorum. Her şey para mı ya? Her şey servet mi? Daha düne kadar siz demiyor muydunuz biz dersimizi aldık diye? Ha? Bu mu? Zaten bütün başımıza ne geldiyse bu zihniyetten gelmedi mi? Bakın, ben buraya, bu masaya kalbimi, ciğerimi, neyimi istiyorsanız söker koyarım. Ömrümü veririm. Anladım, haklısınız. Denk değiliz. Biz de başta denk değiliz dedik. Ama sevdik. Sevdik. Şimdi Naz istemediği sürece beni onun hayatından kovamazsınız. Ama ben de sizi ikna etmeden Naz alıp buradan gidemem. Çünkü hiç kimsenin hayatı ailesine rağmen mutlu değildir. Bunu siz yaşadınız. Bunu siz biliyorsunuz. Ben buradayım dedelerim. Sizi ikna edene kadar buradayım. Bir yere gitmiyorum. Aslan parçasına baksın. Ne diyorsunuz ya? Ne yapayım ben? Sen söyle. On numara. Evet. Ben de beğendim. Numara yapıyorlar. Yüksel Hanım kusura bakmayın. Sınavsız kız veremezdik. Aşkı için gururundan geçen her şeyden geçer. Vize çıktı vize. Okey. On numara falan. Öyle etmek yok mu ya? Dadacığım. Gel bakayım tatlım, gel. Babacığım. Ben şu an pardon. Hadi Boğan'ı ölümsüzleştirelim. Hadi sıkış, sıkış, sıkış. Hadi sokulun. Geç bakalım. Hadi herkes yaklaşsın. Hadi herkes gülümsüyor mu? Çekiyorum.